Anadolu'dan programına hoş geldiniz efendim. Bu hafta yurt genelinde neler olmuş, ne gibi gelişmeler yaşanmış bunları aktaracağız ve Anadolu'dan başlıyor. Ülkemizde her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. İsrafın en çok olduğu yerse evlerimiz. En fazla israf edilen ürünse ne yazık ki ekmek. Gıdaları hem saklamak hem de tüketmek konusunda daha duyarlı davranmamız gerek. Bazen yarım bir elma, bazen tam sıkılmamış bir limon ya da poşette küflenmiş bir ekmek parçası. Evlerimizde israfın boyutları tahminlerden çok daha yüksek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın rakamlarına göre Türkiye'de her yıl 18 milyon 800 bin ton gıdayı çöpe atıyoruz. Yani yılda kişi başı 226 kilo gıdayı kendi ellerimizle israf ediyoruz. Özellikle ekmek israfı korkunç boyutlarda. Hep taze yiyelim. Evde bayat bile varken hep herkes taze yiyelim derdinde. İster istemez oluyor. İster istemez oluyor. Gıda israfının önlenmesi için tüketicilerin bilinçli davranması şart. Zira israfın büyük çoğunluğu evlerde oluyor. Yiyeceğim kadar alıyorum. Alıp buzdolabını doldurmuyorum kesinlikle. Ekmek bayatladığı zaman onu difrize koyuyorum buzdolabına. Daha sonra onu alıp oradan değerlendirebiliyorum yani bayat ekmek olarak. Çocuk çok, biz biraz fazla alıyoruz. Onlar bazen kalıyor, sonra tost yapıyoruz. Ya biz de atmıyoruz. Sık sık az az alıyoruz. Yani israf etmemeye çalışıyoruz tabii. İsrafın önlenmesi için gıda saklama yöntemleri de önemli. Birçok sebzenin farklı derecelerde saklanması gerekiyor. Bu nedenle buzdolabı kullanımı önemli. Ev hanımların dikkat etmesi lazım. Değil mi? Yani dikkat. Başka bir şey değil. Etmiyorum. Çünkü ekmek az tükettiğim için hiç sorun yok. O yüzden yani dikkat etmemiz lazım. Konserve gelenekleri artık şehir hayatında kalmadı. Sebzeleri mevsiminde saklayıp kışın yemek için birçok koruma yöntemi var. Fakat uygulamak oldukça zor. Yapamıyoruz onu. Yani İstanbul'da oturuyoruz. Domatesi saklayamayız. Yani belki daha kırsal kesimlerde olsak yapabiliriz ama burada mümkün değil. Burada yiyeceğimiz kadar almalı. Yani israf etmemeli. İnanın artık bunu, ben Tekirdağ'da yaşıyorum, orada bile yapabilen artık çok fazla insan kalmadı. Artık yani hızlı tüketim, hızlı yaşama. Marketlerde ve restoranlarda da israf oluyor. Özellikle yemek israfı çok fazla. Artan yemekler komple şeye dökeceklerine, yani çöpe dökeceklerine, bunu gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara. Parayla olmuyor bazı şeyler. Hayat çok pahalı, israfın zamanı değil. İsraf hem günah dinimizde. Yani dikkat ediyoruz bunlara. Dilerseniz Türkiye'den ilginç Ramazan manzaralarına bakalım. Size önce iftar saati adımlarla değişen bir mahalleye götürelim. Karşı karşıya olan evlerin iftar saatleri arasında bir dakika var. Sonrasında da ilginç Ramazan geleneklerine bakalım. Evleri karşı karşıya ancak iftarı bir dakika arayla yapıyorlar. Eşi benzeri olmayan bu mahallede bir adımda iftar saati değişiyor. Ben şu anda ölçüme göre Samsunluyum. Samsunluyum kendim. Ordu toprağındayım. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bu bölge Ordu'nun ve Samsun'un tam sınırında bulunuyor. Gördüğünüz gibi yolun ortasında il sınırımız var. Sağ tarafım Ordu. Sol tarafım Samsun. Birisi Ambartepe'nin Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi sağ tarafım. Sol tarafım ise Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi. Bu iki mahallede oturanlar kapı komşusu olmasına rağmen iftarlarını farklı saatlerde açıyor. İki cami olduğundan kimi zaman sesler karışıyor. Ancak mahalleli bu duruma alışkın. Burada şimdi 2 dakika bir ezan da bir farkımız var iftarlardan dolayı. Birisi 2 dakika erken, birisi 2 dakika geç. Herkes kendi bölgesindeki ezanı takip ederekten iftarlarını açıyor. Mahallede aynı zamanda komşuluk bağları da güçlü. Bizim burada bu şekilde komşuluk var, iyilik var. Hiç böyle sen Samsunlusun veya sen Ordulusun diye böyle ayrımcılık yok. Biz burada kardeşçe geçiniyoruz bu şekilde. Zonguldak'ta ise 271 yıllık Ramazan topu geleneğinin yerini ses bombası alıyor. (Gülüyor)
Amasya'da da Zonguldak'ın aksine Ramazan gelenekleri dolu dolu yaşanıyor. Belediye bandosu iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veriyor. Aynı zamanda 1,5 asırdır kullanılan Ramazan topuysa Amasya'da hala patlatılıyor. Amasyalı burada patlatılan topla iftarını açar. Efendim, o top patlamadan, atışı yapılmadan önce bando takımımız burada konserler verir. Amasyalı aşağıda bu konserleri izler. Ramazan'ın vazgeçilmezi davulcular da ilk sahurla birlikte mesaiye başladı. Kimi yeni besteleriyle yüzleri güldürdü, kimi de yöresel kıyafetleriyle maniler söyledi. Birlik olalım dostlar, korona bir uyanır, affet Allah'ı, affet Allah'ı. Ramazan'ın gelişiyle beraber davulcular sokaklara indi. İstanbul'da yaklaşık 3200 davulcu maniler eşliğinde 962 mahalleyi dolaştı. Bazı davulcular koronavirüs besteleriyle hem yüzleri güldürdü hem de vatandaşları sahura uyandırdı. Koronavirüs salgın, camiler bomboş kaldı, ümmetin hali nice, maske esir kaldı. Affet Allah'ı. Davulcuya kimi vatandaş bahşiş verdi, kimi ise o anları telefonuna kaydetti. Sultanbeyli'deki davulcular da yöresel kıyafetleriyle sokaklardaydı. Kimileri davulculara evlerinin pencerelerinden alkış tutarak eşlik etti. Bu görüntülerde Tekirdağ'dan tek tip kıyafet giyen Ramazan davulcuları vatandaşları manilerle sahura kaldırdı. Şekerim var ezilecek, ince meze süzülecek, verin ağlar bahşişimi, çok yerim var gezilecek. Ramazan'da müşteri kabul edemeyen restoranlar hizmeti evlere götürüyor. İftar saatlerinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Yemeklerin iftar saatine yetişmesi için büyük çaba veriliyor. Tatlıcılarda da benzer bir telaş vardı. İftardan 15-20 dakika önce elinizde olur efendim. Siparişler hazırlandı, oruç tutan müşterilere doğru yola çıktı. Ramazan'da esnafın umudu paket servis oldu. Salgın önlemleri kapsamında restoranlar bu Ramazan müşteri kabul edemiyor. İşte bu yüzden restoranlar siz buraya gelemiyorsanız biz size gelelim dediler. Evlere teslim iftarlık menülerini büyük bir özenle hazırladılar. Bütün yemekler özenle hazırlandı. Kuryelerse iftarlıkları sıcak sıcak evlere yetiştirme telaşına düştü. Türkiye genelinde herkes ilk haftayı biraz aileleriyle evde kendi yaptıkları yemeklerle, sevdikleri yemeklerle geçiriyor. Biz ilk haftadan sonrasında paket olarak daha hız kazanıyoruz. İlk bir hafta genelde duran geçer. Paket bir haftanın sonrasında yavaş yavaş ufak tefek evlerden sipariş gelmeye başlar diye düşünüyorum. Anadolu'dan programı kısa bir aranın ardından devam ediyor. Ramazan'da müşteri kabul edemeyen restoranlar hizmeti evlere götürüyor. İftar saatlerinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Yemeklerin iftar saatine yetişmesi için büyük çaba harcanıyor. Tatlıcılarda da benzer bir telaş var. İftardan 15-20 dakika önce elinizde olur efendim. Siparişler hazırlandı, oruç tutan müşterilere doğru yola çıktı. Ramazan'da esnafın umudu paket servis oldu. Salgın önlemleri kapsamında restoranlar bu Ramazan müşteri kabul edemiyor. İşte bu yüzden restoranlar siz buraya gelemiyorsanız biz size gelelim dediler. Evlere teslim iftarlık menülerini büyük bir özenle hazırladılar.
Bütün yemekler özenle hazırlandı. Kuryeler ise iftarlıkları sıcak sıcak evlere yetiştirme telaşına düştü. Türkiye genelinde herkes ilk haftayı biraz aileleriyle evde kendi yaptıkları yemeklerle, sevdikleri yemeklerle geçiriyor. Biz ilk haftadan sonrasında paket olarak daha hız kazanıyoruz. İlk bir hafta genelde duran geçer. Paket bir haftanın sonrasında yavaş yavaş ufak tefek evlerden sipariş gelmeye başlar diye düşünüyoruz inşallah. Müşterilere yemeklerin sıcak gitmesi önemli ancak bu süreçte hijyen de unutulmuyor. Paket servisine aldığımız önlemler tamamen tek kullanımlık ürünlerle çalışıyoruz. Maskemiz, eldivenimiz, hijyen şeylere tamamen uygun olarak paket servisimize devam ediyoruz. İftar saatinde herkese aynı anda ulaşmamız mümkün değil. İftardan ya 15 dakika önce elinde oluyor ya 10 dakika önce elinde oluyor ya iftardan 5 dakika sonra 10 dakika sonra eline ulaşıyor müşterimizin. Ama iftar saatinde ezan okunduktan sonrasında müşterinin bir tolere etme durumu olmuyor tabii. Sıcak zincirine dikkat ediyoruz. Motorlarımızda bunun için gerekli donanımlar var. Elimizden geldiği kadar çıtır çıtır sıcak bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Tatlıcılar da Ramazan'ın ilk günlerinde oldukça hareketli. 11 ayın sultanı Ramazan geldi, ilk oruçlar açıldı. Haliyle her sene olduğu gibi bu senede iftar sofralarının vazgeçilmezi baklava oldu. Gel al demekten ziyade telefon açıyorlar işte. Siparişlerini kendimiz götürüyoruz, paketlerini yapıyoruz. Kendileri gelip alıp gidiyorlar. Elimizden geldiği kadar iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Kesin senin nazaran bu sene daha iyi. 9'a kadar olsaydı daha rahat olurdu. Çünkü gelemeyenlere, 7'ye kadar olduğu için gelemeyenlere bizim götürmemiz için 9'a kadar olsaydı daha iyi olurdu. Ramazan'ın sonlarına doğru uygulanması konuşulan tam kapanma esnafı endişelendiriyor. Tam kapanmayı yapalım. Gerekirse biz kafe restoranlar 5-6 ay kapalı kalalım. Ama tabii devlet buna ilgili bize yardımını yapsın. Biz çünkü bu süreçte çok yalnız kaldık. Yani devletten hiçbir destek. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de tahinli pide. Hem iftar hem de sahurda yenebiliyor. Sanılanın aksine susatmıyor, hatta tok tutuyor. Konya'daki işletmeler hem yurt içine hem de yurt dışına tahinli pide gönderiyor. Sabah biz sahurda başlıyoruz. Saat 5'te işbaşı yapıyoruz. İlk tahinimiz tezgaha 6.30-7 gibi çıkmaya başlıyor. Tahinli, cevizli, cevizli kaymaklı, cevizli tereyağlı, Antep fıstıklı ve daha onlarcası. Her damak tadına uygun onlarca çeşit tahinli pide usta eller tarafından hazırlanıyor. Ramazan ayının gelmesiyle özellikle Konya'da fırınlarda tahinli pide mesaisi başladı. Binlerce tahinli pide kısa sürede tezgahta tükeniyor. Ramazan ayı geldi, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan tahinli pide sofralarda yerini aldı. Konya'ya özgü bir lezzet olan tahinli pide için hem yurt içinden hem de yurt dışından siparişler geliyor. Usta ileride ince bir şekilde açılan hamurun üzerine karışımlar uygulanıyor. Belirli bir süre dinlenmeye bırakılıyor. Ardından da pişmesi için taş fırına sürülüyor. Tahinli pide Konya'mızın Kadınan ilçesine has. Ramazanlarda özellikle tüketilen ama son senelerde Ramazan harici de tüketilmeye başlanan bir gıda maddesi. Tahinli pideler sanılanın aksine susatmıyor, üstelik tok tutuyor. Bu nedenle Ramazan'da oruç tutanların vazgeçilmezi. Tok tutma özelliği, susatmama özelliği, tahin biliyorsunuz susatır gibi düşünülür. Ama tahinli pide nedense susatmaz. Sahurda tabii çok rağbet görür, hem tok tutar hem de susatmadığı için mideyi de yakmaz. Hamur, tahin, belli miktarda içinde yağ ve isteğe göre ceviz, Antep fıstığı. Tahinli pide iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında. Hem yurt içi hem de yurt dışından talep oldukça fazla. 81 vilayetin hepsine gönderiyoruz kargolarımızla. Direkt telefonla ya da internet yoluyla bizden istiyorlar. Kendilerine göre hani bir tahinli pide çeşidi yaratmışlar zamanında. Ama esas tahinli pide bizim bildiğimiz tahinli pidedir. Sabrımda bir sıkıntımız hem imalat açısından hem müşterilerin gelmesi açısından. Tabii ki elimizden geldiği kadar yani normalin daha üstünde dikkat etmeye çalışıyoruz. İstanbul'da bir su kanalından gelen köpek sesi iki gönüllüyü harekete geçirdi ancak köpeği kurtarmak isterken kanalda mahsur kaldılar. Onların da imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Tünel uzun olduğu için maalesef
Beyazıt'a kadar gidiyor bu. Su kanalındaki köpeğe yardım etmek isterken mahsur kaldılar. Girdikleri kanaldan böyle kurtarıldılar. Vallahi bayağı bir uzaklaştık. Bak kapak mapak da yok. Sultan Gazi'de ormanlık alandaki su kanalına giren köpek ekipleri seferber etti. Arama kurtarma gönüllüsü iki kişi hemen bölgeye gitti. Kapak falan yok şu anda. Devam ediyor. Şu anda tam yolun altından devam ediyor hem de. Ancak onlar da kanalda mahsur kaldı. Su yolunu inceleyerek çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri iki arkadaşı bulundukları yerden çıkardı. Aynı zamanda mahsur kaldı. Evet. Ama maalesef geri döndük. Canı gördük ama inşallah olacak yani. Köpek görüldü. Yemek ve su verilip gelmesi beklendi. Karanlıktan ve seslerden korkan köpek ekiplerden uzaklaştı. Üstad köpeği gördün mü sen? Ekipler 40 dakikadan fazla tünelde kaldı. Köpek her seferinde onlardan kaçtı. Bak oralara pek güvenme. Bir ilk önce birkaç kere vur yanlara. İçerideyken ben buraya baktım, sıkıntı yok. Göçme falan olmasın. Polis ve itfaiye ekiplerinin çabaları yetersiz oldu. Köpek bulunduğu yerden alınamadı. Gülkan abi. Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kedi yavrusunu köşeye sıkıştıran 3 köpeğe gözünü kırpmadan saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kedi yavrusuna saldıran 3 köpeğe böyle saldırdı. Anne kedi ok gibi fırlayıp üçünü de püskürtüyor. Parka doğru da kovalamış hatta. Yavruları bilhassa yeni olduğu zaman buradan köpek bile geçirmiyordu. Yani bütün geçen köpeklere saldırıyordu. Görüntüler Adana Seyhan'dan. 3 sokak köpeği bir yavru kediyi köşeye sıkıştırdı. Çaresiz kedi geri geri kaçarken köpekler üzerine yürüdü. Bir süre sonra durumu fark eden anne kedi gözünü kırpmadan 3 köpeğe birden saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Köpekler kedinin bu gözü kara hamlesinden korkup hemen uzaklaştı. Kedi bununla da yetinmedi, bir süre köpekleri kovaladı. Korkusuz kedi yavrusunu köpeklerin elinden kurtarmayı başardı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahibi tarafından kesilmek üzere yakalanan horoz. Anne diye bağırmaya başladı. Ardından sahibi horozu kesmekten vazgeçti. İzleyelim. Duyanlar şaşkına döndü. Bu horoz adeta anne diye haykırdı. Şahs mı ona benziyor? Anne diye bağırıyor hayvan ya. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahibi tarafından kesilmek üzere yakalanan horoz herkesi şoke etti. Kesileceğini adeta hisseden horoz anne diye bağırmaya başladı. Anne! Anne! İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ne bileyim. Ben de şaştım yani. Dün ablamla oğluyla beraber girdik, kümesi aldık onu, bir şey bağırmaya başladı. Dedi ki, yenge bu ne bağırıyor, sanki biraz dinledik anne anne diye. Aldık çıktık dışarı ki epey bağırdı ondan sonra. Akrabaları duyduklarına inanamayınca o anları hemen telefonuna kaydetti. Amcamın oğlu bıçak istedi benden, bıçağı götürüyordum. Kümesten çıkınca anne anne, daha önce içeride kümeste de başlamış bağırmaya. Öyle ben de duyunca şok oldum, dedim çabuk çabuk çekeyim bir video. Sahibi horozun bağırışından etkilenince kesmekten vazgeçti. Kıyamadık, bıraktı. Ben kesemem dedi zaten. Ben de dedim sakın kesme, bırak. Öyle kaldı. Kesmekten zaten yengem de dedi. Ben de dedim kesmeyelim bari. Zaten kesmedi. Ne zaman ölürse o zaman kesemeyiz. Sırada taş ve sopaların havada uçtuğu iki kavga görüntüsü var. Kahramanmaraş'ta iki aile arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı. Bursa'da da durum aynıydı. Aralarında husumet bulunan yaklaşık 100 kişilik grup sokak ortasında birbirine girdi. Kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. 8 kişi gözaltına alındı. Aileler sokak ortasında birbirine girdi. Tekme ve yumruklar konuştu. Sopalar havada uçtu. Allah!
Kahramanmaraş'ta iki aile sokak ortasında birbirine girdi. Kimsenin gözü kimseyi görmedi. Herkes birbirine saldırdı. Kadınlar dahi birbirini tekmeledi. Tekme ve yumruklar yetmedi. Bıçaklar çıkarıldı. Sopalar havada uçtu. Olay yerine gelen polis kavgayı güçlükle ayırdı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Burası da Bursa'nın Osman Gazi ilçesi. Aralarında husumet bulunan 100 kişilik grup birbirine girdi. Taşlar, sopalar havada uçtu. Birbirlerinin peşine düştüler. Sokak aralarında böyle kavga ettiler. Olay yerine gelen ekipler onları ayıramadı. Çevik kuvvet yardıma koştu. Ekipler havaya ateş açtı. Grubu dağıtmaya çalıştı. Olayda 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişi ise yaralandı. Bir diğer kavga haberi de Iğdır'dan. İki grup arasında çıkan sandalyeli kavgada engelli bir vatandaş kavganın ortasında kaldı. O anlar çevredekilerin kameralarına yansıdı. Sandalyeler havada uçuştu. Engelli vatandaş kavganın ortasında kaldı. Olay Iğdır'da yaşandı. Kahvede oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce sandalyeleri kaptıkları gibi birbirlerine fırlattılar. O anları çevredekiler böyle kaydetti. O sırada engelli bir vatandaş yerde oturuyordu. Fırlatılan sandalyelerden biri tam üstünden geçti. Engelli vatandaşın feryatlarına kimse aldırış etmedi. Polis gelmeden kavga sona erdi. Şahıslar olay yerinden uzaklaştı. Kavga haberleri bitmiyor. Mersin'de trafikte yol ortasında araçlarından inen iki grup bu sefer birbirine girdi. Kavgaya polis müdahalesiyle sona erdirilebildi. Birbirlerinden şikayetçi olmayan iki grup hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Trafiği birbirine kattılar. Tekme tokat saldırdılar. Görüntüler Mersin'den. Kavga yol verme meselesinden başladı. İki araç da yol ortasında durdu. Trafiği alt üst eden iki grup tekme tokat birbirlerine girdi. O sırada olay yerinden geçen polisler hemen kavgaya müdahale etti. Ancak ayırmak kolay olmadı. Ekiplerin güçlükle ayırdığı iki grup birbirlerinden şikayetçi olmadı. Hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Geriye bu görüntüler kaldı. İstanbul Kadıköy'de bunalıma giren genç kadın kendini Bağdat Caddesi'ne attı. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. Bazı araçların kaputuna vurdu. Bazı sürücülerdense kolonya istedi. Bir parça kolonyanız var. Kapitalizm. Bunalıma girdi. Sürücüleri böyle çileden çıkarttı. Nefis değil, değil mi? Yer İstanbul Kadıköy. Bu kadın bunalıma girdi. Kendini Bağdat Caddesi'ne attı. Önce bağırmaya başladı. Ardından yola daldı. Araçların arasında yürüdü. Hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. Elini açtı. Bazı sürücülerden kolonya istedi. Bir parça kolonyanız var. Bu sırada onu sakinleştirmeye çalışan babası trafiğin ortasında büyük çaba harcadı. Ancak o sakinleşmedi. Araçları durdurdu, kaputuna vurdu, caddeyi birbirine kattı. Sürücülerse bu duruma tepki gösterdi. Hadi.
İkili bir süre sonra gözden kayboldu. Ankara'nın Altındağ ilçesinde sunta dolu bir kamyonun kapakları açıldı. Yüzlerce sunta yola savruldu. O sırada olay yerinde bulunan iki kişi suntalardan kıl payı kurtuldu. Sunta dolu kamyonun kapakları açıldı. İki kişi üzerlerine gelen suntalardan son anda kurtuldu. Görüntülerin adresi Ankara'nın Altındağ ilçesi. Sunta dolu bir kamyon deponun önünde durdu. Durduktan birkaç saniye sonrasında kamyonun kapağının kendiliğinden açılmasıyla araçta yüklü suntalar yola döküldü. Tam o sırada iki kişi üzerlerine doğru gelen suntaları gördü. Son anda kurtulmak için hamle yaptı. O hamleyle suntalardan kıl payı kurtuldu. Olay yol kenarında bulunan bir mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı. "56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda geçtiğimiz çarşamba günü koşulan 4. etabı kazayla tamamlandı. Yarışın son metrelerinde yaşanan kaza kameralara bakın nasıl yansıdı. Görüyoruz en önde şu anda. Saatlerce pedal çevirdiler. Son metrelerde emekleri ziyan oldu. Görüyoruz en önde şu anda. 56.sı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Alanya Kemer etabında kaza yaşandı. Biterler önde gitmeye devam ediyorlar. İşte artık son metreler. Yarışın son metrelerinde iki sporcu düştü. Arkasından gelenler de onlara çarptı. Bitirmeye çalışıyor son 300 metrede. İşte yeşil veya kontrol ederek geliyor. Arvid Dekline'ı görüyoruz en önde şu anda. Kazanın yaşandığı bölüme ambulans girdi. Hemen bisikletçilere müdahale edildi. İlk müdahaleleri yapılan bisikletçiler tedavi için Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumları iyi. Futbolcular maçın ortasında oruçlarını açtı. Giresunspor'la karşılaşan Ankara Keçiören Gücü futbolcuları maçı iftar saatine denk gelince oruçlarını saha kenarında açtı. Futbolcular su ve meyve ile iftar etti. Oruçlu olarak maça çıktılar. İftar vakti gelince saha kenarında oruçlarını açtılar. Dün akşam Giresunspor'la Ankara Keçiören Gücü takımları arasında birincilik karşılaşması yapılıyordu. Giresun'da oynanan maça Keçiören Gücü'nden bazı futbolcular oruçlu çıkmıştı. 11. dakikada karşılaşma sakatlık nedeniyle bir süre durdu. O sırada ezan okununca futbolcular saha kenarında oruçlarını açtı. Saha kenarındaki iftarda oyuncular su içti, meyve yedi. Mücadele kısa süreli iftar sonrası kaldığı yerden devam etti. Mücadele ise Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan geriye bu fotoğraflar kaldı. Milli Savunma Bakanlığı Özel Kuvvetler'in gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin görüntüleri paylaştı. O video sosyal medyada büyük beğeni topladı ve biz de bu görüntülerle beraber Anadolu'dan programına veda edelim. Hoşça kalın. Mehmetçik zifiri karanlıkta paraşütle sızma atlayışını böyle gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı Özel Kuvvetlerin gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin video paylaştı. Atlayış için uçak kale olarak bilinen Chinook helikopteri kullanıldı. İşaretler verildi, bayrağımızın Yılmaz bekçileri tek tek atlayışını yaptı. Müzik
En zorlu görevlerin isimsiz kahramanları havada bir süre süzüldükten sonra paraşütlerini açtı. Gece paraşütle sızma atlayışları böyle görüntülendi. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.